Babacan tavırlarıyla herkesin sevgisini kazandılar. Suçlunun karşısında masumun yanında durdular. Rollerini o kadar iyi canlandırdılar ki sokakta bile insanlar onlara amirim diye seslenmeye başladı. İşte Türk televizyon tarihinin en iyi polis karakterleri. Magazin 8'den haftanın araştırması. Türk dizi ve sinema filmlerinde rol alan unutulmaz polis karakterleri bu haberde. Beni böyle mi uğurlayacaktınız teşkilatta? Hoş geldiniz abi. İşlerini çok iyi yapıyorlardı. Rollerini söylememize gerek yok, 10 numara canlandırıyorlardı. Türk dizi ve sinema tarihinde canlandırdıkları polis memuru ve polis müdür rolleriyle adeta efsaneleşen karakterleri Magazin 8 araştırdı. Sizi gizli polis yaptım. Şimdi biz gizli polis mi olduk? Cinayet masası polisleri böyledir. Gözleri suçlu arar. Şüphe. Hep şüphe. Listemiz kabarık. Birçok değerli isim var listede. Hiç vakit kaybetmeyelim öyleyse ve bu işin en sevilenlerinden biriyle Behzat Ç ile başlayalım dizilerdeki polisleri ziyarete. Zeydar! 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 Emrah Serbest'in yazdığı, Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı bir karakterdi Behzat Ç. Cinayet masasında görevliydi. Eşi Ceyda'dan geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı Behzat Ç. Hoş geldiniz abi. Geçmiş olsun Tosun. Sağ ol. Geçmiş olsun Cevdet. Gece geçmiş olsun ha. Geçmiş olsun. Sağ olun amirim. Nasıl oldu? Daha iyi. Sen Vuran'ı görebildin mi lan? Göremedim abi. 2006 yılında tanıştığımız, 10 yıldır görevde olan Arka Sokaklar'da görevli tüm karakterler de elbette listemizde yer alıyor. Hah, babacığım senin arabayla gidiyoruz değil mi? Herhalde kızım, herhalde. Yok, otobüsle. Koskoca başkomiser neyle gidecek başka abla? Saf saf konuşuyorsun ya. Senaryo gereği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekiptir Arka Sokaklar ekibi. Başlarından dert, görevlerinden aksiyon eksik olmaz onların. Yine ne yaptın söyler misin? Bu defa ben değil, sen dolandırıldın Hüsnü, sen. Ne diyorsun ya? Tamam. Kapat Suat, kapat. Rıza Baba, Hüsnü Çoban, Komiser Mesut başta olmak üzere birçok karakteri gerçek sanılmakta, 10 yıldır ekrandadır ekip. Ben Komiser Mesut Güner'i. Sen beni sorguya falan çekemezsin. Feriştahım gelse çekemez. Adanalı'daki Yavuz Amir de hala hafızalarımızda. Ya biz size her hareketimizin hesabını vermek zorunda mıyız? Ya ben yemişim böyle terapiyi ya. Dur. Durmadan tepemde bir şeyler sorup duruyor ya. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Yavuz Amir Adana'da doğup büyümüştü. Lakabı Adanalıydı. Ya müdürüm ya bırak Allah aşkına böyle terapi merapi gibi çocuk oyunlarını ya. Ya sokakta yüzlerce yılan gidip kafalarını ezmem için beni bekliyor. Boşuna zaman kaybı böyle şeyler ya. Maraz Ali ile kankaydı Yavuz Amir. 3 sezon devam eden 79 bölüm ekrana gelen Adanalı'da hafızalara, kalplere yer etmiş bir karakterdi Yavuz Amir. Yani Adanalı. Acele edin tamam mı? Maçın başlamasına bir saat var. Aa torun yok. Bir saat de bu titti mi? Oo, tüper hale getirir tüper. Bir cinayet araştırması sırasında hayatları alt üst olan 3 polisi hatırladınız mı bu filmde? Karımın başına ne geldi? Adı Pamuk. Pamuk Seyhan. Çocuk bu be. 16 yaşındaymış. Ferman Amir vardı. Namı diğer Avcı. Filmin adı Av Mevsimi. Beni böyle mi uğurlayacaktınız teşkilatta? Gördün mü anne? Bu adam deli değil lan hep. İşte kadınlar budur. Güzeldirler ama zehirleyerek öldürürler. Yavuz Turgul'un efsanelerinden biriydi Av Mevsimi filmi. Komik karakterlerle izlediğimiz Şener Şen ve Cem Yılmaz resmen nefesimizin daralmasına, kalbimizin küt küt atmasına sebep olmuşlardı bu filmde. Ben emekliyim isteyeceğim. Aksiyonun tavan yaptığı, dramın damarlara işlediği filmde Şener Şen Usta'nın canlandırdığı bir karakterdi Ferman. Öylesine tecrübeli, öylesine güçlüydü ki sezgileri tüm sorunları çözmeye yetiyor da artıyordu bile. Cinayet masası polisleri böyledir. Gözleri suçlu arar. Şüphe. Hep şüphe. Tabii aynı filmde Deli İdris adlı polisi canlandıran Cem Yılmaz'ın oyunculuk performansı da 10 üzerinden tam 20 almıştı resmen. Ha. Ha.
hata ha? Trabzon hata işte. Bak bu da hata. Kendine sen gel. Sen hayatında hata mı gördün? Ha hata mı gördün? Yes, yeter. Yıkılın karşımda. Şabanoğlu Şaban filmi bizce bu listenin efsanesidir. Karar sizin tabii ki. Askerde kumandanı Hüsamettin'i yaralayan Şaban ve asker arkadaşı Ramazan'ın sivil hayata döndükten sonra Nazır Paşa tarafından polis yapıldığını hatırlıyorsunuz değil mi? Sizi gizli polis yaptım. Derhal polis müdürüne gidin. O benim damadımdır. Vazifeye alındığınızı söyleyin. Şimdi biz gizli polis mi olduk? Sağ ol Paşa Baba. Sağ ol Paşa Baba. Nazır Paşa bu iki kafadara görevi neden vermişti peki? Hemen hatırlatalım. Şener Şen, polis Hüsamettin'i canlandırıyordu. Aylardır şehrin belalısı Kadırgalı Eşref'i Şaban ve Ramazan yakalamıştı. Ama tesadüfen... Kadırgalı'yı hakladı. Evet, çok fena hakladık. İşte Nazır Paşa bu iki delikanlıyı çok akıllı, çok becerikli sanarak polis yapmıştı. Şaban ve Ramazan daha sonra Nazır Paşa'nın kız kardeşinin kaybolan elmasını da bulmak için resmen dedektif gibi çalışmışlardı. Kümese ne yapıyordun? Beş dakikaya kalmaz bu karı yumurtlar.